Atan, sayısız nimetlerle donatan Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Habibi edebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce selatü selam gönderiyoruz. Sebebe TV stüdyolarından herkese sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Değerli izleyicilerimiz güzel bir e, perşembe akşamında yine bir huzur iklimi programıyla sizlerle birlikteyiz. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir Ramazan'ı geride bıraktık. Tuttuğumuz oruçlarla bedenimizin sıhhat bulduğu, verdiğimiz sadakalarla, zekatlarla, e, malımızın temizlendiği ve maddi ve manevi hayatımızda birçok güzellikleri yaşadığımız Ramazan ayını bir ayı daha geride bıraktık. Allahu Teala'ya bizleri Ramazan ayına eriştirdiği için, Kadir gecesine eriştirdiği için ve akabinde de Bayrama eleştirdiği için ve bayramı da güzel bir şekilde geçirmemize vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ee, e, hamdü senalar ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bu akşam değerli konuğumla konuşacağımız konumuz e, Ramazan içerisinde kazandığımız kazanımlar, güzellikler e, ve bu güzellikleri bir yıla yayabilme, hayatımıza yayabilme noktasında e, konuşacağız ve bu ay içerisinde, Şevval ayı içerisinde tutacağımız Şevval orucumuzu kendisiyle konuşacağız. Bu akşam konuğum Asarcık ilçe müftümüz Faruk Ana hocam bizlerle birlikte olacaklar. Ben kendisine de sizler adına, bizler adına hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bulduk. çok teşekkür ederim. Ben de cuma gecesini tebrik ederim. İyisiniz inşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla stüdyomuza geldiniz. Bizleri kırmadınız. Ee, güzel bir Ramazan ayı. Peşinden Şevval ayının ilk üç günü Ramazan evet. bayramını e, e, ihya ettik. Güzel şekilde e, kutladık, tebrikleştik. Hı hı. Şimdi hemen Cuma günü de bizim bayramımız, yeni bir bayrama giriyoruz. Yeni bir Onun ayırıyoruz. gecesine kavuştuk. Hocam teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olsun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkürler. Programımızda her zaman olduğu gibi kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim'le e, başlayacağız. On sonrasında muhabbetimize devam edeceğiz hocam. Evet değerli izleyicilerimiz bu akşam bizlere Kur'an tilavetinde bulunacak olan hocamız ilk adım ilçemiz Pazar Camii İmam Hatibi Rasul Güneş hocam bizlerle birlikte bizlere Kur'an tilavetinde bulunacaklar. Okuyacağı yerler Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler arasına bizlere tilavet edecekler. Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olasınız, Allah razı olsun. Siz sizde hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اشتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا واعلموا أن الله di <Sedidül> zulaytan <El> <Fatiha> eyvallah hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, ilk adım ilçemiz, Pazar Camii Matibimiz Resul Güneş hocamıza bu güzel Kur'an tilavetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve kendisini uğurluyoruz. Evet bu akşam değerli konuğumla Asarcı ilçe müftümüz Faruk Ana hocamızla Ramazan'ın getirmiş olduğu güzellikleri, yaşatmış olduğu güzellikleri bir yılımızda devam ettirebilmek, ömrümüze yayabilmek ve şevval orucu nedir? Ee, bu e, minvalde e, konumuzu işlemeye çalışacağız inşallah. E, ben tekrardan hocamıza hoş geldin diyorum. Hocam tekrardan hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam bu akşam e, Ramazan'ımızı geride bıraktık. Bizlere birçok güzellik getirdi, bıraktı. Bereketi, mağfireti bıraktı ve gitti. Ve biz bu e, kazanımları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bir yıla nasıl yaymamız gerekiyor? Ee, neler yapmamız lazım bu minvalde? Ramazan ayı, Kur'an ayı. içinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay ki e, hani başı rahmet diyoruz ya hı hı. aslında tamamı rahmet. Evet, tamamı Çünkü rahmet, bereket. Kur'an, müminler için şifa ve rahmettir. Hı hı. Yani ay, ömrümüz, bütün bize verilen ömür Kur'an'la geçirildiği zaman esasen Allah'ın rahmetine eriyoruz. Hı hı. Yani afiyet içerisinde oluyoruz, kulluk yapıyoruz, Allah'a itaat, itaat eden, Allah'a kul olan güzel insanlar oluyoruz. Hı hı. Yani hı hı. diğer varlıklar beğensin beğenmesin. Hı hı. Rabbimiz bizi beğendiyse biz Allah'ın rahmetindeyiz. Zaten amaç Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Tabii onu ki. Razı etmek. Ramazan ayı da Hani hocam az önce okudu ayetleri, birçok ayetlerde de geçiyor. Allah'a ve Resulüne itaat. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Bu itaat bizim kulluktaki boyun eğişimizdir. Allah'a ve Resulüne itaat ederek biz kulluğumuzu göstermeye başlarız. Boyun eğeriz. İtaat denileni yapmaktır. Bir şey emredilir tavsiye edilir veya yasaklanır. Biz itaat ettiğimiz zaman o emreden makamın e, kulu oluruz. Hı hı. Emreden makamın <laughs> kulu oluruz. O zaman hocam burada e, Ramazan ayı zaten size yazıldı, farz kılındı, evet. emredildi. Biz orucu tuttuk. İşte e, zaten bu Ramazan'da kimlere gelir zaten? Onu özleyene, bekleyene gelir. Onu tutmak isteyene gelir. Orucu da tutanlara ne olur? işte bir Kadir gecesi nasip olur. Ondan sonra bir bayram nasip olur. Zaten o e, bayram e, Ramazan ayı içerisinde tuttuğumuz oruçların iftarı sayılır bayramda. Ve insan vicdani olarak da güzel bir şekilde bayrama erişir ve güzel bir şekilde bayramı kutlar. Ne olur? O dediğiniz gibi emre itaatin sonucunda bir güzelliğe mazhar olur. Yani vicdanın da bir rahatlığa, rahatlıkla ben bu bayramı kutlayabilirim. Çünkü benim bayramım bu bayram. Zaten diyebilir takvaya erişirsiniz demek Allah'a saygı duymaya başlarsınız. Onu seversiniz, sayarsınız, oruç tutmaya başlarsınız. Aynı e, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni evet. yuhibbukumullah ve yuğfir lekum Yani eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevmek yetmez insanlar için. Bunu Eğer Allah'ı e, seviyorsak onu da biz, onun da bizi sevmesini ve günahlarımızı tamamen silmesini istiyorsak o zaman e, peygamberimize ittiba edeceğiz hı hı. itaat edeceğiz onun öğrettiği İslam'ı Allah'a kulluğunu nasıl gösterriz Biz Peygamber Efendimizin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik eden insanlarız. Okulluğu nasıl yaptıysa biz de onu örnek alarak yapmamız gerekiyor. Evet. O da bize Ramazan ayı girdiğinde oruç tutarak örnek olmuş ve demiş ki kim Ramazan ayına inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek e, ihya ederse oruçlu geçirirse onun geçmiş günahları bağışlanır. Bak geçmiş günahları bağışlanır. Bu Kadir evet. Gecesi'nde de böyle hı hı. kim Kadir Gecesini imanla, ihlasla, samimiyetle e, ihya ederse hı hı. onun geçmiş günahları bağışlanır. Bu namaz için de böyle kabul evet. olunmuş bir namaz bizim geçmişteki. Geçmişteki var. Evet. Geçmişteki var. günahlarımızın bağışlanmasına vesile olur. Mebrur haç da öyle. Annemizden yeni hı. doğmuş gibi oluruz. Bütün günahlarımız arınmış olur. Nefsimiz de tezkiye olur. Arınma mevsimidir Ramazan. Ve biz e, bedenimizin gıdalarını e, nasıl alıyorsak aynı ruhumuzun gıdalarıdır. Ramazan ayı başlı başına insanın ruhuna gıda veren şeylerdir. Ezanı ayrıdır, bir güzeldir. E, i̇ftarı, i̇ftarı ayrı bir, sahur ayrı bir bereket. Allah için bir anda besmeleyle Ya Rab senin rızan için oruç tuttum ve senin verdiğin rızıklarla orucumu açıyorum diyen müminlerin birliğini düşünün. Evet. Ne güzellik. Bu ne bereket. Bu ne e, ihya. Yani bu ya yani kafirler bunu kıskanır. O yüzden evet, evet. Ramazan'da e, birçok yerde Müslüman kardeşlerimize saldırılar olur. Kıskanması değil hocam. Zaten e, günlük hayatta da zaten bunu e, az önce dediğimiz gibi bayram geliyor, Kadir Gecesi geliyor. insanlar kutluyor ediyor. Diğer taraftan da Müslümanım deyip de birçok kişinin de bunu iyi yapmadığı ya ben inanıyorum Allah'ı seviyorum ama oruç tutmak da bana zor geliyor. Namaz kılmak da bana zor geliyor. Bunların da ben bu kafirler gibi şeyi yaşadığını düşünüyorum. Yani Zaten iman vicdan yaptığını düşünüyorum. İman bizi itaate götürüyor. Hı, hı. Saygıya, takvaya götürüyor. Yaratıcımızı sayıyoruz, peygamberimizi sayıyoruz. Hı hı seviyoruz, sevgiye götürüyor. Eğer bu kuru, kuru bir sevgi değildir. Bunlar oluşmuyorsa Hı. imanda problemlerimiz var. Evet. Yani inanmıyoruz. Yani bir türlü e, yok diyoruz. Yani e, veya emirlerine aynı iblis de e, yani Rabbini biliyor şey diyor ama itaat etmiyor. İtaat etmiyor. Bahaneler evet. uydurarak itaatsizlik ve isyanat düşüyor. Ebe yani e, kibir yapıyor. Hı hı. Büyükleniyor. Ben diyor işte ateşten yarattım. Ya yani onu sormadık ki sana secde et. Sana Niç, yap denileni yapacaksın. Tabii niçin yani? etmiyorsun? Yani yorum yapmaya gerek yok. Sana tabii neden bize onu yapacağız. İnsan da yani e, oruç tutmayanlar bizim mi beğenmediler? Neyimizi beğenmediler? Hı hı. Biz e, yani Allah'a itaat eden kullar olmaya çalışıyoruz. Oruçlarımızı tutuyoruz evet. ki Ramazan ayında bir ibadet mevsimi gerçekten Ramazan ayında o İslam'ın beş şartından bir değil haccı değil yapamıyoruz, evet. fırsatımız olsa Umre'ye gidiyoruz. İnşallah Umre'de açılacak. Açıldı inşallah. Ona. Açıldı, ha, şey evet. olarak ona izinler çıktı. İnşallah Şevval ayında e, inşallah Umrecilerimiz umre başlayacaklar. İnşallah hacca gidilecek bu senede evet. ülkemizden Hı -hı. Müslüman kardeşlerimiz inşallah gidecekler. Hep arınma, sürekli bir arınma. İşte bu ayda Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, mukabeleler yapıyoruz, Ondan sonra bol bol okuyoruz. Yani her şeyin bolluğu ve bereketliği var. Hı hı. Yani her ayımız böyle olsun istiyoruz ama iş kolay. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde olsun, Kur'an-ı Kerim ayetleri olsun. Bizim bir iyiliğimize en az en az 10 kat sevap veriliyor. Haliyle bir ayımız 10 ay gibi sevaplandırılıyor. En az. Yani eğer bin aya ihtiyacımız varsa onu da elde edeceğiz. Evet. Onu da elde edeceğiz Rabbimizin lütfuyla. Bizim azımızı çoğa kabul ediyor Rabbimiz. Yani kötülüklerin karşılığı bire birken, iyiliklere, güzelliklere allah Teala kat kat sevap veriyor. 10 katından 700 katına kadar sevap veriyor. Yani yeter ki niyet et. Yapamazsan bile yine sevap alıyorsun. Tabii yani. ki. Yeter ki niyet et. Bu ibadetlerde mesela teravih bakın bizleri camilerde birleştirdi Ramazan ayında. Evet. Bu bütün aylarımızda devam etmeli. Çünkü camileri biz yani bir hoca orayı beklesin temizlesin diye yapmıyoruz. Camiler cemaatle namaz cemaatle kılma namaz yerleridir. Kılma yerler, evet. Nafile namazları evimizde kılalım. Hı hı sorun değil. Ama ama cemaate katılalım yani O ezan üstünde. bizi çağırıyor. olmasa bile. Evet. Bizi çağırıyoruz. Kimse hocanın sesini beğenmedim, hocayı beğenmedim diye Allah'ın evine küsmemeli. Maalesef bunlar yapılıyor hocam yani. Yani, yani adam sanki onlar mazeret değil. Hocaya küsüyor, ondan sonra camiye gitmiyorum. Yani o zaman evladımızın en sanki hocaya bir şey olacak. Tabii en iyisini camiye hizmetkar yapmamız lazım. Evet o zaman kendi çocuklarımızdan yetiştirelim de. Tabii ki. Oraya bir yani beğendiğimiz yapalım. çocukları camilerin hizmetkarı yapalım. Hı -hı. Güzel namaz kıldıran, böyle dürüst, doğru olan, işte Ramazanda da hep doğruluk, doğruluk insanı iyiliğe götürüyor çünkü. Hı -hı. İyilik cennete götürüyor. İnsan evet. sıttılıklar le oluyor. Evet. Yani bir sıddık unvanıyla Hı -hı. mertebesine erişiyor. Ee, işte yalan olduğu zaman yalan da insanı kötülüğe, kötülükle azaba, cehenneme götürüyor. İnsan Hı -hı. yalancılardan sayılıyor. O yüzden Ramazan bütün bunları bir arındırıyor hocam. Gerçekten o e İnsanlar Koruştuyuz diye daha çok dikkat etti. İnsanlar mi? vaktim yok falan demiyor. Hı. İstediler mi vakit buluyorlar. Bakın Ramazan'da bulunan o da vakit. Hiç değil evet. Tabii ki. Bakın, e, cemaatle namazın e, sevabı çok. Yani e, sevabını istemiyorum demek çözüm değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitleri, camileri cemaatle namaz kılalım diye bize örnek olarak yaptı. Biz onun örnekliğini devam ettireceğiz ve hayyele salâh deyin haydi e, namaza Allah'ın e, zikrine gelin hayyele felah haydin cennete diyor. Haydin kurtuluş Felâhâ, yerine. Yapışa. Yani biz Allah'a teslim olmanın provasını yapıyoruz. Geldim Allah'ım diyoruz. Her şeyi bıraktım. Evet. Her şeyi, çoluk çocuğumu bıraktım diye, Allahu Ekber diye biz Rabbimizin huzurunda, huzura çıkıyoruz, kıyama duruyoruz. Oraya. Ki Kur'an-ı Kerim'de işte ayetlerde, ruku edenlerle birlikte ruku edin. Hani namaza koşun, beraber. cuma günü, ondan sonra e, secde edenlerle beraber secde yapın. Bunlar e, bir e, bize emirdir. Evet. Yapsan da olur, yapmasan da olur değil. Bunlarla ilgili Peygamber Efendimiz'in ciddi uyarıları var. Yani e, illa ki azaba mı uğrayalım? Rahmet içerisinde yaşıyoruz. Söyleyeceksiniz diye bekledim hocam. E, hadisi var ya diyor ki e, yerime diyor birisini imam olarak bulurum diyor. Buraya dedi odunu toplatırım diyor. Ateş evet. Ateş yakarım diyor. Çocukları kadınları çıkarıp Siz yani sizlere, mazeret evet. olanları çıkarıp mazeretsizleri Onlara, gerçekten ateşe ciddi veririm diyor. Yani. Ciddi bu kadar, uyarıyor. Bu kadar yani rahmet duyuyoruz. peygamberimiz bunu yapmasa da Allah'ın çağrısına uymayanlara allah Teala rahmeti hak edenlere rahmet ettiği gibi laneti Hı -hı. hak edenlere de lanet eder. Evet. Yani bunlara çok dikkat edeceğiz. Hı -hı. Tek kıldığımız namazdan on sevap alırız muhterem hocam. Hı -hı. Ama cemaatle kıldığımız zaman 27 ile katlanır 270 olur. Ramazan'da bunlar yaşadık. Tabi bunu Bunları biz devam ettirmek biz için. imkanlarımızı zaman içerisinde geliştirirsek umre fırsatları bulursak Ramazan'da e, Mescid-i Nebevi'ye gidebiliriz e, diğer e, vakitlerde de umreye gidebiliriz. Orada kıldığımız namaz da bu 270 ile bin binin çarpı bin kat daha fazla evet. sevap kazandırır. E, Mescid-i Haram'da da 100 bin kat daha fazla sevap kazanır. Cemaatle namaz. Oralara işte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya olsun, Peygamberimizin işte Mescid-i Nebevisi'ne olsun yine Mescid-i Aksa'ya olsun. Buralara ibadet baksatlı gidilip ziyaret edilir ve buradaki ibadetlerden kat kat sevaplar elde edilir. Hocam, Ramazan biz, bunu sağlıyor. Ramazan bunu, şimdi biz Ramazan içerisinde bir, bir alışkanlık edindik. Yeme-içme alışkanlığı edindik. Namaz kılma alışkanlığı. Ramazan içerisinde olduğumuz için, da oruçlu olduğumuz için daha bir başka namaza önem verdik. Yani evet. kılmayanların da namaz kılma e, camiye geldiklerini gördük, namaz kılmaya başladıklarını gördük. Yani bizim burada bu Ramazanı devam ettirmek namaz çünkü günde beş vakit farz olan evet. Ramazan içerisinde orucumuzu tuttuk. O Yıl boyu farz gitti. Hayat boyu devam ettireceğiz. Ee, biz şimdi şevale içerisine giriyoruz orucumuzun bir kısmını burada devam ettireceğiz. Daha evet. sonraki aylarda nafile oruçlar tutulabilir. Evet. Yani o insanların kendi nafile olduğu için kendi inisiyatiflerinde. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken sadece beş vakit namaz onu devam ettirebilmek. Tabii. Yeme içme alışkanlığını devam ettirebilmek. Çünkü burada çok biz hatalarda yapıyoruz. Yani kişiye e, günah olarak midesini doldurması her bulduğunu yemesi günah olarak yeter diyor ya peygamberimiz evet, evet. İşte bu minvalden düşünürsek o zaman ne yapacağız biz Ramazan'da birçok şeyden işte imsakla e, iftar arasında birçok şeyden kendimizi muaf tutabiliyorsak o uzun süreler içerisinde bu e, Ramazan'ın dışındaki günlerde de yani bir nebze olsun tutalım hep tutmaya gerek yok yani bu alışkanlığı bu şekilde devam ettirebilmek. Aynı namazdaki Hı -hı. cemaatle namaz Hı -hı. namazımızı zaten terk etmeyeceğiz. Vaktinde kılacağız. Hı -hı. Cemaatle kılmanın gayretini göstereceğiz. Hı -hı. Camilerdeki yerimizi biz dolduracağız. Bizim yerimize kimse gelmeyecek. Evet. Burası yani zaten hocam çok önemli. E, Ramazan bize bir çeki düzen, bir e, disiplin veriyor. E, disiplin verdi zaten. Sevgi veriyor. Biz bunu devam ettireceğiz. Akçülü bir salatı kabl-el-fevt, vaçülü bir tevete kavle el Yani Namazın üzerinde durdunuz. Evet. Namaz vakti geçmeden namaz kılmak için acele edin. Tabii ki. Ölüm gelmeden önce de tevbe için acele edin. Mutlaka. Dolayısıyla Ramazan ayı bitti, ondan sonra ibadetlerimizi yaptık, böyle bir gevşeme içerisinde. Günahları işlediğimiz zaman, itaatsizlikleri gösterdiğimiz zaman hı hı. yapacağımız e, iş bir an önce Rabbimiz'den özür dilemek, hı hı. af dilemek, hı hı. bağışlanma dilemek. Ve o yanlışı terk ederek samimi bir şekilde bir daha yapmama isteğini beyan etmek ben pişman oldum yapmayacağım İşte tevbe'nin şartları böyle oluşuyor evet. ve e, hani Cenab-ı Allah'ın e, tuhbu ilallahi tevbeten nasuha Aldatıcı değil de şimdi tevbe ediyorum yarın yine devam ederim değil samimi bir tevbeyi göstermek. Vefayı göstermek. Pişmanlık ve o günahtan vazgeçmek. Tabii ki. Yani tabii ki. Bu. Ve bunu işte Ramazan'da insanlar toplu yapınca yani zaten... E, mi? Toptan tövbe, tövbe e, fırsatları yani. da oluyor. İnsanlar nasıl tövbe edileceğini de öğreniyorlar tövbe oralarda. Tövbe cemiyen illallahıyla. Tabii. Yani yani, tövbeyi topluca edin diyor. Tabii tabii. Hocam aslında konular çok geniş de. Tövbe evet. olsun başlı başına bir konu. İşte der, işte namazlar başlı başına konu. Bizim süremiz de bunlara şu an için yetmiyor. Yetmeyecek. Doğru. Dolayısıyla biz Şevval orucunu da konuşalım süremizde. İşte eee 1 ay oruç tutan en az 10 katı sevap aldığında 10 ay sevaplı geçirmiş oluyor. Hı -hı. Geriye 2 ay kalıyor. 12 ay ya. Hı hı. Bu 12 ayda da eee ay oruçlu tutmuş olarak 11 ay kalıyor. 1 ay gidiyor. 11 ay kalıyor. 12 ee, aylık yıl. Yok. 1 ay Ramazan. 11 ay. 10 aya bedel. Geriye ha, iki evet. ayımız kalıyor. Hı hı. E, bu iki ayda da şeval ayında da altı gün oruç tutarsak, peygamberimizin tavsiyesi gereği şeval ayı önemli. E, bu ayda da e, pazartesi ve perşembe günleri tutsak zaten altı günü hemen tutarız. Evet. Peş peşe de tutabiliriz bunları. Evet genelde e, sorular bu şekilde geliyor hocam. Evet. Peş peşe mi tutalım yoksa böyle? ayın içerisinde yayalım. Nasıl rahat ediyorsak. Evet. Hafta sonları ben çalışıyorum der kişi. Hafta Hı. sonları 3 haftada Hı. biter bu. Evet. Ve bu da 60 güne bedel olduğu için kalan 2 ayı da 10 katı üzerinden 2 ayda oruçlu geçirmiş olur. Her yıl bunu yapan bir ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olur ve... Yani o zaman şöyle diyebiliriz hocam. Ramazan ayını tutan ve Şevval ayında da 6 gün oruç tutan bir kişi... Bir yılı, bir oruçlu, yılı oruçlu, geçirmiş oruçlu geçirmiş gibi olur, geçirmiş gibi gibi olur ve günahlarından aranır. Bunu samimi şekilde yaptın mı? Arınır. Geçmişteki günahları affolur. Hangi günah olursa olsun. Bir de şöyle bir soru geliyor hocam. Diyor ki benim Ramazan ayı içerisinde tutamadığım oruçlar var ben şimdi şevalayı mı tutayım, bu kaza oruçları mı tutayım şevalayı içerisinde? Deyip de bu tarz sorular da soruluyor. Şimdi burada şeval orucuyla kaza orucu, Kişinin nasıl dengeleyecek bunu? Nasıl ayarlayacak? Kaza arayacak? orucu çoksa, hı hı. şevalayı da yetmeyecekse, şeval orucunu kaçırmasın. Hı hı. Ee, ama, şevalden sonra kazaları şevalden sonra yapsın diyorsun. Kişi bu kazalarını, oruçta kaza söz konusu, hı hı. bu kazanama şeylerini, oruçlarını, en kısa zamanda, yani e, tabir yerindeyse bayramın birinci günü oruç tutması yasaktır. Dinen yasaktır. O gün bayramdır. Çünkü Eidül Fıtır, yemeni, yeme içme günleridir. Yani itaat dedik ya hocam. Hı. Yani yeme deyince, içme deyince, aile ilişkilerini durdur deyince durduruyoruz. Hı hı. Ye deyince de yiyeceğiz. Evet. Yani yok ben oruç tutacağım, borcum... ya Bak sen itiraz ediyorsun her şeye, iyi bir kul olmuyorsun, hı hı. yaramaz duruma düşüyorsun. Yani itaat dinileni yapmaktır. Evet. Peygamber evet. Efendimiz bize nasıl öğrettiyse, o çünkü bayramlar yeme içme günlerimizdir. Hı hı. Yani biz Allah için yediğimizden de kulluk sevabı alırız. Evet. Ya yani o gün bayram yaptığımızda biz sevap elde ederiz. Evet. Yani önce Allah'a namazımızı kılarız, bayram namazı kılarız ki bunu yaptık, her hı. yıl yapıyoruz. Evet. Ondan sonra yiyoruz, içiyoruz. İşte bayramımız işte pazartesi, salı, çarşamba günü hı hı. bitti. Şimdi normal güne, Şevval'in normal evet. gününe yani geldik. Yani biz burada kaza oruçlarımızı hemen vakit tut, geçirmeden vakit geçirmeden e, ilk fırsatta gerekiyor. tutacağız. Yani Şevval ayı içerisinde Şevval orucumuzu da e, tutabilirsek tutalım böyle mi diyelim? Tabii ki. He, altı gün ona ayıralım. ayıralım. E, şöyle söyleyeyim. Hı hı. Ya, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Şevval'den de 6 gün tutarsa derken Ramazan ayını tam tutmuş. Hı hı. Evet. Kişileri kastediyor. Kastediyor. Kaza orucu varsa o şevval orucu zaten nafile bir oruç. Tabii biz kazamızı yaptıktan sonra şevvalden sonraki aylarda da e, oruç tutarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kendi uyguladığı ve tavsiye ettiği eyyamı bir denen e, bu hicri ayların 13 14 15. Evet. günleri oruç tutabiliriz. Yine pe pazartesi perşembe günleri orucunu yani, evet. tutabiliriz. İşte Aşura günü önüyle arkasıyla birleştirerek evet hocam, tutabiliriz. O zaman burada e, konuyu netleştirmiş olduk. O zaman burada kaza oruçları önce tutulacak. Tabii kaza yani, vakti çünkü onlar farzdır. Kazası da farzdır. Kaz kaza oru. da farz olduğu için. Tabii ki aynı zekat da eğer vakti geçtiyse beklemeyeceğiz. En Şimdi kısa hocam, zamanda vereceğiz. E, onu da soracağım. Şey olarak Ramazan içerisinde biz bir takım şeyler yaptık. Sadakalar verdik, işte fitreler verdik, fidye verdik, zekatlarımızı verdik. Şimdi bunlar hangisi Ramazan'a özgü, hangisi Ramazan'a özgü değil? Daha sonra Ramazan'dan sonra yapabileceğimiz. Bayram günü sabahına erişenlere vacip, zengin olan Müslümanlara hı hı. fıtır sadakası vacip. Zekat eğer bizim mal varlığımız nisap hmm. miktarını e, aşması Ramazan ayında olduysa gelecek e, Ramazan'ın da hmm. söz konusu olur. Ama bu Ramazan ayı dışında bir aysa yani hac ayındaysa mesela Zilhicce ayında biz zengin olduysak nisaba eriştiysek hmm. gelecek yılın e, aynı Ramazan ayında kurban mevsiminde aynı bize o zaman fazla oluyor. Ramazan ayında tek şu oluyor. Biz hicri ayları düzenli kullanmadığımız için karıştırabiliriz. Erkenden vermiş oluruz. Evet. Erkenden verilmesi zekatta zekat güzel bir fazla şey. olacağı için Tabii. daha fazla sevap almış oluruz. Orucu mesela erken tutamayız. Ramazan'dan evet. Ramazan. Evet. Ondan sonra namazı erkenden kılamayız. Yani biz Vahit yarın namazları var. kılamayız. Hı hı. Ama zekatta öncesinde bir vakit sınırlaması yok. Evet. Çünkü burada e, O zaman hocam şu Ramazan içerisinde biz seka, zekat veriyoruz. Evet. Sadaka veriyoruz. Fıtır sadakası veriyoruz. Bir de fidye var. Evet. Fidye. O zaman bu fıtır sadakasıyla fidye Ramazan içerisinde mutlaka verilmesi gerekiyor. Yani bayram sabahına kadar. Yani tutma e, fıtır sadakası bayramın birinci günü vacip oluyor. fecirle Birinci, birinci günü. Erişen üst zengin Müslümanlara vacip oluyor. Ama fakir Müslümanlar da verebilecek gücü yeten. Yani şimdi hocam en az yardım alan mesela sosyal yardımlaşma vakıflarından veya örgütler şeylerden sivil toplum örgütlerinden yardım alanlara bir baktığımızda ya 300 500 ondan sonra 1000 lira 2000 lira yardım alınabiliyor durumlarına göre. Yani bunlardan yani bırak kendi kazancını. Yani başkasından aldığını vermek bir eğitim işidir. Bakın biz e, neredeyse memur oluncaya kadar hep başkası kazandı bize ikram etti hocam. Evet. Onların Bakın, o burslarla ve veya bize o hocalarımız o zaman şunu öğrettiler. Bak güzel bir ahlak, mekarim ahlak öğrettiler. E, başkasından aldığınızı veremiyorsanız kendi kazancınızı nasıl vereceksiniz? O yüzden biz başkasından aldığımızı vermek kolaydır. Yoktu zaten birisi verdi. Onu niye paylaşmayalım ya yani bir 40 lira. Yani 5 kişiysek bir 200 lirasını verdiğimizde Allahu Teala bu sadaka bu bir şükrü ifadesidir. Allah'a da e, teşekkürün ifadesidir. Allahu Teala şükrettiğimizde yerine kat kat koyacak. Bize nasip edecek. Hiç aç kalmayacağız. Biz Ramazanlar ayında bir öğün işte yemek yedi, yemediğimizde yani, yani, zaten 24 saat aç kaldığımız söz konusu olmadı bu yaşlara kadar. Evet. Yani yani açız dediğimizde yalan olur. Yakışmaz bir Müslümana. Yani aç olduğu için mi Ramazan'da öğlen yemek yiyor? Birçok Müslüman günah işliyor. Evet. Yani açlıktan mı yiyor? Halbuki bütün bilim adamları bu Ramazan orucunda kişi e, işte yemesini, içmesini kestiği zaman o bedendeki hücreler kanser olmaktan kurtuluyor. Evet, tazeleniyor, Yeniliyor. yenileniyor, sıhhat buluyor. Zaten hücrenin yenilenmemesi kanser. Aynı yani insanın kendisini yenilemiyor. ruhen de yani kabuğunu kıramıyorsa, itaat edemiyorsa kanser olmuş, manevi bir kanser, yani hastalıklı olmuş. Hı hı. Halbuki Allah ve Resulüne itaat edecek, kulluğunu gösterecek Rabbim. Senden başka geldiğim yer de yok, gideceğim yer de yok evet, diyebildiğinde kulluğunu hocam, gösterecek. E, süremizin sonuna yaklaştık. Son e, cümlelerinizi de alalım inşallah. İnşallah e, ömrümüzü, hayatımızı bir ömrümüzü e, kullukla geçirmenin yolu çok kolay. Azımızı çok kabul eden, çok Hı. sevaplandıran bir Rabbimiz var. Eğer bize e, yani bin aylık, 80 yıllık bir sevap lazımsa biz samimi olduğumuzda Rabbimiz onu da verecek. Muhterem hocam şunu unutmayalım. Ya biz günah işleyelim. Günahımızın cezasını çekip cehenneme gidelim diye kimse beklemesin. Cehennem kafirler için yaratıldı. Uyiddet lil kafirin. Bunu kimse unutmasın. Allah bizi affetmek için sebepler yaratıyor. Aylar yaratıyor. E, hikmetler var. Biz onları değerlendireceğiz. Allah bizi annemizden doğmuş gibi tertemiz yapmak istiyor. Evet. Bakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Bakın ne olursan ol gel demeyin. Ben zaten günahkarım mi? deyip de günaha devam etme yok. Tabi. Yani ben, ben de pişman oldum orada. Cehennemliyim falan. Yani Rabbimize yani. güvensizliğimiz bizi münafık yapar. Bizi kafir yapar. Evet. O zaman cehenneme hak ederiz. Ama böyle değil. Bize e, Allah'ın dinini bilenler öğretmedi demesinler. Samimi tövbeler etsinler. Gün bugündür. Evet. Bu gece yapsınlar. Cuma'ya bayram yapsınlar inşallah. Hı hı. In huzuruna... Bayramı geçirdiler. Ramazan'ı geçirdiler. Bir bayram daha geliyor. Yani Tabii. haftada bir bayram geliyor. Rabbimizden i̇şte, isteğimizde bizi hocam. kurbana da kavuştursun ki hı hı. yine itaatimizi kulluğumuzu gösterelim diye niyaz ediyorum Rabbim'e. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden. Ben dair. teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına. Yine kalan kanal e, çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizlere Biz hizmet de, ettiler. Onlar adına sizlere teşekkür ediyoruz hocam. Evet değerli izleyicilerimiz bir perşembe akşamında da e, Huzur İklim programımızın sonuna geldik. E, Rabbim ömrümüzü e, Ramazan gibi bereketli, ölümümüzü bayram gibi vuslat eylesin inşallah. E, Rabbim bizleri de nice güzel Ramazanlara ee, ve nice güzel bayramlara bizleri kavuştursun ee, bir dahaki programımızda buluşuncaya dek hoşçakalın Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar.